Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı 9 LGS kurs merkezimizle 573 öğrencimizle sınavlara hazırlandık. 41 öğrencimizle fen lisesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 57 öğrencimiz nitelikli Anadolu Lisesi'ni, 4 öğrencimizle Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanarak bizleri çok mutlu ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Vahap Seçer öncülüğünde eğitim kadromuzla şimdiden gelecek yıla hazırlanmaya başladık. Her yıl geçen yıldan daha büyük başarı elde etmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Öğrencilerimize desteğimiz her geçen yıl daha da artarak devam edecektir. Eğitim ve öğretimi destekliyoruz. LGS kurs merkezimizdeki hizmetlerimiz burada sonlandırılmıyor. Asıl amacımız çocuklarımızı üniversiteyi kazandırmak. Bundan sonraki süreçte de onları ücretsiz üniversite hazırlık sürecinde desteklemeye devam edeceğiz. Gidiyorum. İkiye böldüm. 30. Peki 30 tekrar ikiye bölünebiliyor mu? Evet. Bakıyorum. 3'e bölünebilir mi? Evet. Kaç kere var? 5 kere var. Peki 5-3'e tam olarak bölünebilir mi? Bölünemez. Bu sefer bir sonraki asasiyeyi buraya yazmadım. 5'e bölünebilir. Evet arkadaşlar, bu süreçte 4 Temmuz'da başladık. Neler yaptık? Araştırma. İsimlerine falan baktım. Evet. Mesafeye de baktım. Evet. Bu şekilde başımda öğrendiniz. Hemen altını zeynemişim. Tanıdım sanırım kendine. Mustafa sen de. Ben de hocam. Tamam. Biraz düşünüyorum. O zaman hemen. Berat yine ismi. Niyazi Erdoğan olabilir. Var mı sorusu olan? Hayır. Bütün meslek liselerine ulaşıma bakarak yazmamız gerekiyor. Bir tane tercih yapma olasılığınız da var. Öncelikle Fatih demiştik. Öncelikle Fatih demiştik. Öbür ikisini hatırlamıyorum. Öğretim durumunu tam olarak bilmiyorum.